Merhabalar dostlar, bundan önceki videolarımız felsefe ağırlıklı gitti. Şimdi o tür videolara bir ara verdik. Kurban Bayramı günlerindeyiz. Bu bayram vesilesiyle epeyce bir takipçimizin, muhtemelen başka bazı hocalarımızın çektikleri videolar vesilesiyle akıllarında bir takım sualler, istifhamlar oluşmuş. Hocam, bu kurbanın Kur'an'da dayanağı nedir? Bu Kevser suresine verilen anlam isabetli midir, değil midir? Bu konuda bazı hocalarımızın videoları oldu, dinledik. Bugüne kadar bildiğimiz, öğrendiğimiz şeylerden bize çok farklı geldi. Siz de bir tefsir akademisyeni hocasısınız. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey olmaz mı diye istekler gelince biz de bu vesileyle oturalım. Biz de bu özellikle kurbanın Kur'an-ı Kerim'de bir dayanağı var mı? Bu bağlamda klasik fıkıh mezheplerinde referans gösterilen Kevser suresi ve bu suredeki fesalli li rabbike venhar ifadesi ne şekilde anlaşılmalı, yorumlanmalı gibi konuların üzerinde duralım istedik. Yani bir bakıma kendi işimize geri dönmüş olduk. Ben tefsir içerikli video çekmeyeli epey zaman oldu. Bir bakıma bu sanki İlahiyat Fakültesi'nde lisans dersinde tefsir ve bir sure tefsiri yapar gibi bir video olacak. 4-5 yıl oldu. Bakalım yaptığımız işten soğumuş muyuz, unutmuş muyuz? Deneyelim kendimizi. Takdir sizlerin. Bismillah diyelim, başlayalım. Şöyle dikkat çekici bir cümleyle başlayayım videoya. Kur'an-ı Kerim'de kurbandan söz edilir. Birkaç ayet Maide suresinde, birkaç ayet Hac suresinde, bir ayet Bakara'da, sanırım bir ayet de Fetih suresinde. Evet, 7-8 ayette doğrudan dolaylı kurbandan söz edilir. Fakat burada söz edilen kurbanla ilgili hükümlerin tamamı hac ibadetini yerine getiren hacıların kesmesi gereken kurbanla ilgilidir. Yani hacda kesilen kurbanla ilgilidir. Hazarda, yani hali hazırda bayramı memleketlerinde karşılayan Müslümanların şu an bizim bildiğimiz işte Kurban Bayramı'nın birinci günü geldi, sabah vakti kurbanlarımızı memlekette kestik dediğimiz kurban Kur'an-ı Kerim'de asla yer almaz. Yani hac dışında bir kurban ibadetinden Kur'an'da zinhar söz edilmez. Bununla ilgili olarak yani bizim burada kestiğimiz kurbanlarla ilgili hükümlerin dayanağı özellikle peygamberin uygulamaları, sözleri ve sahabe tatbikatıdır. Bu bir. İkincisi, kurbanın hükmü nereye oturur? Şimdi kurban Hanefi fıkıh geleneğine göre vacip kategorisindedir. Vacip farzdan bir nebze aşağıda değerlendirilir. Yani bir emir var Kur'an'da. Allah yapın diye emrediyor. Fakat bu emrin delaleti, yani hitap ettiği kitlesi kim? Yani spesifik olarak peygambere mi veyahut özel olarak münhasıran bir gruba mı yoksa bütün Müslümanlara mı meselesinde biraz müphemlik olduğunda biz buna farz demeyelim, vacip diyelim demişler. Yani subutu kat'i hükmün, yani ne demek bu? Ayetle sabit olmuş, hüküm burada duruyor. Fakat delaleti zanni. Yani tamam, hüküm bu da bu hükmün muhatabı kim?
bir kişi mi, bir grup mu yoksa bütün Müslümanlar mı meselesinde az çok bir belirsizlik olduğunda Hanefiler buna bir alt kategoride farz dememiş, vacip demeyi tercih etmişler. Peki pratikteki sonucu ne? Vaciple farzın hiçbir fark yok. Aslında da uygulamada farz gibidir. Yani sadece burada bir kitabi bir ayrım var. Pratikte bir ayrım yok yani. Ameli farz diyelim biz vacibe. Davranış, eylem boyutunda farz muamelesi görür. Vacip hükmündeki mevzular. Hanefiler vacip der. Fakat fakihlerin büyük çoğunluğu peygamberin sünneti olarak değerlendirir. Hani müekket, yani pekiştirilmiş, pek ara verilmemiş sünnet diyorlar ama Hazreti Peygamber'in hayatında kesintisiz olarak kurban kestiğine dair bilgiler o kadar çok sağlam olduğunu söyleyemeyeceğim. O yüzden öyle kesin kes peygamberin düzenli olarak hiç fasıla vermeden mütemadiyen her zaman yeri ve zamanı geldiğinde kurban kestiğine dair bilgileri çok sağlam olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla alimlerin çoğunluğuna göre peygamber uygulamasıyla sabittir. Dolayısıyla sünnettir. Bunu da söyledik. Peki Hanefiler bu vacip hükmünü nereden çıkarıyorlar? Peygamber uygulamasından çıkarmıyorlar. Kur'an'dan çıkarıyorlar. Ama siz başta dediniz ki hocam Kur'an'da hacıların dışında bir kurban ibadetinden söz edilmiyor. Edilmiyor. Peki Hanefiler bunu nereden çıkarıyor? Kevser suresindeki Fesalli li Rabbike venhar. Şimdi buradaki Fesalli li Rabbike'yi Rabbin için namaz kıl ve venhar ve kurban kes diye yorumluyorlar, anlamlandırıyorlar. Buradaki emrin muhatabı peygamber, emir doğrudan ona ama Müslümanları da bağlıyor mu? Kesin kes bağlayıp bağlayamadığı konusunda farz hükmünde demeyelim de vacip diyelim demiş. Meseleyi böyle bağlamışlar. Ebu Hanife, sanırım Ebu Yusuf, hatta bir bilgiye göre İmam Malik, bir grup alim böyle söylüyor. Şimdi asıl konumuz ve başta ortaya koyduğumuz iddiamız şu. Kur'an'da hacıların kurbanı dışında bir kurbandan söz edilmediğine göre o zaman Kevser suresinde neden söz ediliyor? Evet Hanefiler bunu bugün bizim burada memlekette kestiğimiz kurbanların vacip olduğu hükmüne bu Kevser suresini delil gösteriyorlar. Bu delil gösterme yani bu istidlal tarzı doğru mu yanlış mı? Bunu tartışacağız. Önce sureye bir bakalım. Sure Hazreti Peygamber'in hayatının yani peygamberlik risaletinin ilk yıllarında inmiş bir suredir. Kahir ekseriyetin görüşü bu minvaldedir. Surenin içeriği, surenin nüzul sebebi, surenin başı, sonu arasındaki bağlantılar baktığınızda bu surenin Medine dönemine ait olma ihtimali neredeyse sıfırdır. Fakat bazı alimler azınlıkta da olsa medeni olduğunu da söylerler. Özellikle ikinci ayetinin falan. Bunun sebebi de işte orada namaz kıl, kurban kes. Peki niye medeni olma ihtiyacını söyleme ihtiyacı duyuyorlar? Muhtemeldir ki peygamber Mekke'deyken bildiğimiz anlamda bayram namazı yok. Çünkü bayram yok. Kurban da yok. Oruç yok. Ramazan bayramı da yok. O zaman Mekki bir surede kurban kes, bayram namazına git diye bir emir olmaz. Olsa olsa bu surenin medeni olması gerekir demişler. Şimdi buna benzer bir ilginç görüş de Maun suresinde geçer. Biliyorsunuz Maun suresinde de erayetellezi yükezzibü bittin fezalikellezi yedu ulyetim
ve la yahuddu ala taamil miskin. Tamam, buraya kadar Mekki. Mekke döneminin erken evrelerinde inmiş bir sure. Feveylül lil musallin. Şimdi yazıklar olsun musallilere. Niye? Yuraun. Bunlar riya yapıyorlar. Şimdi düşünmüşler. Musalli namaz kılanlar, namazlarından gaflette olanlar, bir de riya için kılanlar, Allah Allah. Mekke ortamında insan Müslüman olduğunu söyleyemiyor ki namazdan bir riya yapıp da oradan bir kendisine bir avantaj sağlasın. Bu kontekste bağlama Mekke şartlarına hiç uygun değil. Yani Mekke'de birisi gösteriş için namaz kılacak, birilerinin gözüne girecek. Ya bırakın mı gösteriş için namaz kılıp birilerinin gözüne girmeyi, orada Müslüman olduğunu söylemek büyük bir bedel ödemeyi gerektiriyor. Dayak yemeyi, tacize uğramayı, şiddet görmeyi, hakarete maruz kalmayı, böyle bir ortamda namaz kılıp riya yapmak, gösteriş yap, bağlama uymuyor. O zaman olsa olsa bu surenin bu yarıdan fazlası, işte diğer yarısı medeni olmalıdır. Yani 3 satır surenin 1,5 satırı Mekke'de, diğer 1,5 satırı işte F ile takibiye ile devam eden, o bu da Medine'de. Arada nereden baksanız belki 15 sene var. 15 sene beklenmiş o surenin o kısmı indi diye. Böyle biraz tefsir ilminin metodolojik sınırlarını zorlayan, izahı da pek mümkün olmayan çok şaz, marjinal görüşlere de rastlıyoruz. Peki bütün bunların sebebi ne? İşte asıl konu burada düğümleniyor. Bütün sebep şu. Bir kelimeye biz teknik, terimsel bir anlam yüklüyoruz. Ya da şöyle söyleyelim. Bir Kur'an'daki bir kelimenin zaman içerisinde gelip sabitlenip standart haline gelmiş anlamını esas alıyoruz. Oradan hareketle bu anlamı geriye dönük olarak bütün surelerdeki kullanımlarına da uyguluyoruz. Karmaşık gibi oldu ama şöyle söyleyeyim. Şimdi salat'tan başlayalım. Salat kelimesi. Şimdi hem Maun suresindeki musallin de aynı. O da salat'tan geliyor. Hem Fesalli li Rabbideki salli de salat'tan geliyor. Salat şimdi bizim anahtar kelimemiz. Salat dediğinizde bugün aklınıza ikame-i salat, namazı kılmak geliyor. Öbürü de ve tüz zekat, zekatı vermek. O bildiğimiz zekat, bildiğimiz namaz. İşte salat kelimesinin terimleşmiş, sabitleşmiş anlamı bu gelenekte. Şimdi biz bu salat kelimesi eşittir 5 vakit namaz veya bildiğimiz bir takım erkanıyla, rükünleriyle ifa ettiğimiz genel anlamda namaz ibadeti anlamını aldık, cebimize koyduk mu? Bu bunun sabit anlamı mı? Ve terimleşmiş, yerleşmiş anlamı mı? Evet, bu anlamı alıyoruz şimdi biz. Ama dikkat edin, bu anlam zaman içerisinde oluşuyor ve sabitleniyor. Geliyoruz Kur'an-ı Kerim'e. 23 yıllık süreçte inen Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetlerinde bu kelimenin aynısına ve türevlerine de aynı manayı yapıştırıyoruz. Geriye dönük olarak. Yani Mekke'nin birinci yılında inen salata da namaz, 7. yılda inene de namaz, 15. yılda da inene de namaz, hepsine namaz. Oysa bunun, biz biliyoruz ki bu namaz kelimesini salata yükleyenler, efendim cuma namazında mesela innallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî ayeti kerimesinde Allah ve melekleri peygambere namaz kılarlar diye anlamıyorlar. İnne salâteke sekenin lehum ayetinde senin namazın onlar için sükunettir, dinginlik kaynağıdır diye anlamıyorlar. Orada senin duan, dileğin, efendime söyleyeyim, bakın kendileri de Kur'an-ı Kerim'in pek çok yerinde salat kelimesine farklı anlamlar takdir edebiliyorlar. Fakat nedense kimi zamanda geliyorlar namaz anlamını getirip o salata yapıştırıyorlar. Şimdi bu salat kökeni de saleve mi, saleye mi,
Buralardan geçiyoruz. İbrani kökenli olma ihtimali %99. İbranca kökenli bir kelime bu aslında. İkincisi, kelimenin kökenindeki temel anlam dua, niyaz. İkinci bir anlam, Ezheri'nin Tehzib-i Lügası'na bakarsanız lüzum. Yani bağlılık, kopmazlık, ayrılmazlık. Bir şeye böyle eklemlenme hali. Şimdi muhtemelen bu destek anlamı veriyorlar. Bu lüzumdan çıkıyor bu. Yani bir şeyden irtibatını kesmemek, ondan kopmamak, ondan ayrılmamak, onun arkasında durmak anlamından hareketle destek manası veriyorlar. Nereye mesela? İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Allah ve melekleri peygambere destek verirler. Yani onun arkasında dururlar. Bu buraya oturuyor, fena değil. Yani Allah'ın salatı rahmettir, işte meleklerinki duadır, falandır, filandır, çok oturmuyor. Bu destek anlamı oraya oturuyor, bana da öyle geliyor. Fakat şunu söyleyeyim, Kur'an-ı Kerim'in nüzul sürecini takip ettiğinizde kelimelerin zaman içerisinde bir standarda oturmaya ve anlamının daralmaya, giderek spesifik bir hale gelmeye başladığını görürsünüz. Bir kelime ilk kullanıldığı sureden, ayetten itibaren standart o anlamda sonuna kadar böyle gitmez. Mesela Hazreti Peygamber'in gece ibadeti, bilahare bizim namaz diyebileceğimiz böyle secdeli, rükûlu veya ayakta durarak kıyam şeklinde yaptığı Cenab-ı Allah'a yönelme, ona niyazda bulunma, işte onun himayesine sığınma, ondan istimdatta yardım dileme, ne derseniz deyin. O genel, o ibadet haline Kur'an-ı Kerim'de Mekki surelerde yeri gelir fekra'u ma teyessere minel Kur'an. Yani gece ibadetini mümkün mertebe kolayınıza gelecek şekilde yapın. Bakın Kur'an gece ibadeti anlamında kullanılır. Bakarsınız bugün bizim namaz ya da peygamberin Cenab-ı Allah'ın huzurunda duruş haline kimi ayetlerde tesbih der. Ve le zikrullahi ekber vallahu ya'lem ma tesnaun. Bazı ayetlerde namaz zikir diye geçer. Salat kelimesi de bu erken dönem surelere baktığınızda genel anlamda tapınma, ibadet anlamına gelir. Kaldı ki salatın İşte temel anlamı dediğimiz dua da Kur'an-ı Kerim'de Allah'a veya bir başka varlığa tapınma anlamında genel bir anlamda kullanılır. Mesela Kasas suresinin son 88. ayetini bir gözünüzün önüne getirin. Ve la ted'u me'allahi ilahen ahar la ilahe illahu kullu şeyin halikun illa vechheh lehul hukmu ve ileyhi turcavun. Bakın ayet şöyle başladı. وَلَا تَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ Allah'la birlikte başka bir ilaha sakın dua etme. Bu bildiğimiz böyle el açıp dua etme, yakarma anlamında değil, genel anlamda tapınma. Allah'tan başka bir varlığa ilahlık yakıştırma. Ona yönelme anlamındadır. Dolayısıyla dua kelimesi ud'uni estecib leküm de bana yakarın, yalvarın anlamında kullanırken ve la ted'u me'allahi ilahen ahire de daha genel anlamda tapınma anlamında kullanılır. Şimdi Alak suresinde alın, başka surelerde alın, genel anlamda tapınma, ibadet diye yapılan şey, en genel anlamda ibadet diyelim. Hocam bu anlamı nereden çıkarıyorsunuz? Şuradan da çıkarıyorum. Enfal suresine bakın. Müşriklerin Kabe'nin çevresinde yapa geldikleri bir takım ritüeller, ayinler, ıslık çalmalar, alkış tutmalar gibi ritüelleri مَا كَانَ سَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ اِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً diye geçer. Onların salatı
müşriklerin salatından söz ediliyor. Neymiş onların salatı? Alkış ve ıslık. Bir tür böyle tezahürat, bir tür nümayiş gibi bir şeyden bahsediyor ve buna Kur'an-ı Kerim salat diyor. Neymiş o zaman? Müşriklerin de salatı varmış. Ama onların salatı böyle bir şeymiş. Şimdi gelin oradan. Feveylül lil musalline. Paganların, müşriklerin de salatından Kur'an-ı Kerim söz ediyor mu? Şu veya bu şekilde onların yaptığı işe Kur'an salat diyor. Şimdi gelin şimdi Maun'a. Dini yalanlıyorsun. Öbür dünyayı yalanlıyorsun. Konu komşuya, fakire fukaraya en ufak bir yardımı çok görüyorsun. Yetimi, yoksulu, fakiri itip kakıyorsun. Zerre kadar insani, vicdani bir hassasiyet taşımıyorsun. Ama sözüm ona çok dindar takılıyorsun. İşte kendince bir takım dini ayinler, ritüeller icra ediyorsun. Bunları yaparken de kasılıyorsun. Böyle görsünler yapıyorsun. Şeye benziyor. Şener Şen'in bazı filmlerinde biliyorsunuz A'ya böyle anlaşmalı güreşçi getiriyorlar. A o egosunu tatmin etmek için güreşçiyi eviriyor, çeviriyor, yeniyor, yerlerde süründürüyor. Sonra A'yı omuzlara alıyorlar. O sırada A bu keyfi yaşamanın karşılığında marabasına müthiş bir ziyafet çekiyor. Ama marabayı sair zamanlarda inim inim minnetiyor. Yani neredeyse boğaz tokluğuna çalıştırıyor. Ama kendisi ağalığının tatminini yaşayacağı, bir gösteriş yapacağı zaman orada ziyafet veriyor. Hatırladınız değil mi? O güreş sahnesini, o ziyafet, züğürt ağdaydı. Buna benzer bir durum. Yani görünmez, reklamı olmayan iyilikleri yapmıyor. Ama reklama giren, popülariteyi sağlayan, desinler imkanı sağlayan fiiller olduğunda iyilik perver bir insana dönüşü veriyor. İşte feveylül lil musallin. Bu müşrik tipi. Mesela bakın Mekke'deki godamanlar dışarıdan gelenlere de büyük ziyafetler verirler. Eline cömert adam derler. Cömertlikle anılmayı, efendime söyleyeyim, nam salmayı çok önemserler. Ama kapısının yanı başındaki konu komşusu açlıktan ölse ona dönüp bakmazlar. Niye? Onun bir getirisi yok. Onun bir gösteriş dediğimiz şeyi karşılayan bir içeriği yok. Konu komşunun, fukaranın işte bir derdine derman olmak için yapacağınız bir iyiliğin popülarite sağlayan bir tarafı yok. O yüzden feveylül lil musallin ayeti gene müşriklere hitap ediyor. Medine'de ortaya çıkan Müslüman görünümlü münafıklara hitap etmiyor. Dolayısıyla sure Medine'de inmiş değil, Mekke'de inmiş bir suredir. Sözüm ona yazıklar olsun kendilerince ibadet edenlere. Feveylül lil musallin. Onlar ibadetlerinden nedir? Sahun. Tamamen bir haber. İbadet ne? Sizin yaptığınız ne demek istiyor? Varsa yoksa onlar neyin peşinde? Yuraun. Onlar riyanın gösterişin peşindedirler. Ama sonuçta gösterişsiz bir iyilik olsa bir iğne, bir iplik, bir ufak kapkacak türünden bir küçük maun dediğimiz bir iyiliği bile ve yemneunel maun, onu da esirgerler. Çünkü reklamı yok. Reklama girmiyor. İşte orasıymış. Buradaki gördünüz mü? Musallin, salat kökünden geliyor. Namaz kılanlar değil. Kendilerince ibadet yapanlar. Kendilerini dindar sayanlar anlamında. Şimdi geldik o zaman Kevser suresi. Hazreti Peygamber'in Risaletinin ilk yıllarında etrafında pek bir insan kalabalığı oluşmayınca
Muhtemelen Mekke'de oğlu Kasım da vefat edince, arkasında amcası Ebu Leheb gibi insanlar bile durmayınca, muhtemeldir ki dedesi, amcası vesaire ağrarı ölünce, o süreçte Hazreti Peygamber'e iki türlü, hem nesebi kesik, bunun bir soyu sopu olmayacak. Çünkü onlar davayı baba oğul üzerinden götürüleceğini düşünüyorlar. Bunun nesebi falan yok. Bundan bir hayır çıkmaz. Bu bugün buralarda konuşur, ondan sonra da kaybolur gider. Davasını sürdürecek ne zürriyetinden birisi var, ne de arkasında kalabalık bir kitlesi var. Bugün öyle 3-5 tane çapulcuyla geldi, burada konuşuyor, ediyor, ölüyor ama yarın bir gün ebter olur, geçer gider. Yani bu dava kadük kalır. Bu dava sonuçsuz kalır. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Muhammed'in hikayesi de söner, sonlanır, sönümlenir şeklinde bir algı var. Bu moral bozucu. Hazreti Peygamber'e de tam bu moral bozucu algıya karşı, o ebter iddiasına, yani senin davan yürümez, yarın bir gün bu iş biter. Çünkü arkamda ne bir kalabalığım var, ne bir soyunu sürdürecek çoluğun çocuğun var. İster nesep üzerinden soysuz, soyu kesik anlayın, ister davanın takipçisi yok, taraftarın yok, sahibin yok senin anlamında anlayın, ona bir soyu kesiklik atfediliyor. Maddi ya da manevi. Şimdi ebtere karşılık sure Kevser'le başlıyor. Fonetik olarak birbirine uyumu var. Kevser, ebter. Şimdi Kevser, burada hayırsızlık, sonuçsuzluk, kadüklük var değil mi? Bunun karşılığında Kevser de, şimdi tefsirlere bakıyorsunuz, nedir Kevser? 16 görüş var benim bildiğim kadarıyla. Kevser bir rivayette peygambere öbür dünyada verilecek nehir veya havuz. O nehrin toplandığı, suyunun toplandığı havuz. Ya soyu kesikliğe karşılık verilen nimetin havuz, yani bunun bir korelasyonu, bir bağlantısı, bir mantıksal tutarlılığı olması lazım. Ama rivayette var. Havuza dair bir tarifler var. Bir tarifler var. Bak şimdi. Havuzun suyu sütten veya kardan beyaz, buzdan soğuk, kaymaktan yumuşak. Efendime söyleyeyim. Bardak sayısı, içeceksiniz ya, gökteki yıldızlardan çok. Bardaklar altından ve gümüşten. Nedense altın ve gümüş. Koku miskten güzel. Peki havuzun kenar uzunluğu ne kadar olacak? Yani biz onun başına toplanacağız ya. Efendim şöyle söyleyelim. Hacer-ül Esved taşından Küfe'ye, Irak'taki Küfe'ye kadar yol yürüyün, işte o kadar uzun olacak. Yok. Beyt-ül Makdis, yani bizim bugün Kudüs'teki işte o Süleyman Mabedi'nin olduğu yer veyahut bizim işte şimdi rivayet o ki Mescid-i Aksa, genel kabule göre Mescid-i Aksa ile Kabe arasındaki mesafe. Yok yok. San'a ile, muhtemelen San'a nerede? Yemen'de herhalde. Medine arası kadar uzaklığı var havuzun. Fantazi bunlar. Rivayet malzemesi böyle işte ya. Bunlar bilgi diye bu kitaplarda yer alıyor. Ben bunlardan hiç haz etmedim bugüne kadar. Yok kokusu miskten, yok orası amberden, burası zebercetten, ne demekse bunlar. Yok şurası yakut, burası kaymaktan şey. Yok şurası sütten beyaz. Yok tadı baldan tatlı. Bu havuzu Kevser işini geçelim. Arap dilinde Kevser çokluğu belirtir. Ama sıfat olarak çokluk. Ama genellikle bu, fakat bir kötünün çokluğunu değil, bir iyinin çokluğunu. Bir bereketin, bir feyzin, bir nimetin çokluğunu, bir hayrın çokluğunu. Şimdi buna dedi ki bu hayırsız yani, kadük, bunun sonu gelmez. Hazreti Peygamber'e başlangıç şöyle yapıyor. Bu iddialar önce As bin Vail gibi taraflar, isimler tarafından söyleniyor. Bunun karşılığında Hazreti Peygamber'e deniyor ki, onlar seni hayırsızlıkla, sonuçsuzlukla, kadüklükle, kesiklikle itham ediyorlar ya.
adeta akan, bitip tükenmez nimet deryasına seni gark ettik, edeceğiz. Yani çok hayır, çok iyilik, çok nimet vereceğiz sana. Bu nimetler işte o 16 maddede saymışlar. İslam demişler, şeriat demişler, kelime-i tevhid demişler, cennette makamı mahmud demişler, şefaat hakkı demişler. Efendime söyleyeyim, hepsini söylemişler ama şunu da söylemişler. İnananlarının çokluğu, yani ümmetinin çokluğu, sahabesinin çokluğu. Yani sana o kadar fazla bir nimet bahşedeceğiz ki o hayırsızlıkla, o sonuçsuzlukla itham edenler, asıl onlar o sonuçsuzluğu, hayırsızlığa mahkum olacaklar. İnne şani eke öyle der. O sana kin kusan, o diliyle buğz eden, senin hakkında ileri geri konuşanlar, asıl onların soyu kesilecek. Onların hayrı tükenecek. Onlar hayır görmeyecek. Ama sen sonsuz hayır ve iyilik içinde adeta yüzeceksin, ona nail olacaksın. Ne o şimdi? Şimdi burada akşam oturuyorum. Kuş sesleri cıvıl cıvıl ötüyor. Bir baktım bir akşam ezanı. Bu İstanbul'un iftar ezanlarına falan benziyor. Muhtemelen merkezi okutuyorlar. Burası İstanbul değil, onu söyleyeyim. Ya Rabbim ne güzel okuyor ya. Nasıl bir güzel bir ezan biliyor musunuz? Yani hiç dindar olmasanız, Allah kitap meselesinde hiç bigane olsanız bile o akşam, bu akşam ezanı, bu kuşların eşliğinde o muhteşem güzel okunan ezan var ya, ya Rabbim alıp insanı böyle ayağını yerden kesiyor. 1440 küsür senedir bu okunuyor. Muhammedun Resulullah diye. Al sana Kevser. Nerede bu arkadaşlar? Öbürleri nerede? Ne anan var, ne hatırlayan var, ne soran var. Al sana Ebter. İşte sana çok hayır denince biz bu şeyde bunu elem. Bakın bu peygamberin darlandığı zamanların suresidir. Nefes aldırma sureleri. Bir nefes aldırma suresi de elem neşrah leke. İnşirahtan geçer. Tam da nefes aldırma suresi. Orada ve refa'na leke zikrak der. Biz senin şanını yücelttik. Kevser'in bir yorumu da şanının yüceltilmesi. Al sana şanının yüceltilmesi. O gün bugündür sürekli hayırla anılan birinden bahsediyor. En azından 1,5 milyar Müslüman onu kendi peygamberi biliyor. Ve kesintisiz 15 asır bu böyle gidiyor. Al sana Kevser. Kevser'i böyle anlamak lazım. Gelelim şimdi, Kevser'i verdik. Hangi ortamdasın? Baskı altındasın. Tehdit altındasın. Yıldırmaya maruz kalıyorsun. Ne yap peki? Fesalli li rabbike venhar. Bu zor zamanlarda Rabbin için namaz kıl dedik. Namaz mı bu? O zamanlarda namaz tam böyle erkanı, şekli, şemali tam oturmuş bir ibadet değil. Ama biz şunu biliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Çok yerde mesela önce İsrailoğullarına sonra da Müslümanlara bir emir vardır Kur'an'da. Ya eyyühellezine amenüsteinu bis sabr ve salah. Salat. Allah'tan sabır, direnme gücüyle, metanetle ve salatla yardım isteyin der. Şimdi Hazreti Peygamber'in Medine'den, Mekke'den artık ayet İsra suresinde Mekke'yi sana dar ettiler. Ama emin olsunlar ki Allah'ın sünneti budur. Peygamberlerine bu muameleyi reva gören halklara Allah'ın sünneti, değişmez yasası, toplum yasası şudur ki onlar da o Mekke'de uzun boylu kalamayacaklar dedikten sonra Hazreti Peygamber'e sanırım yanlış hatırlamıyorum. Ekimis salate li duluki şemsi ila gasagil leyl. Ayet oradaydı. Evet, evet bu ayet.
Ve oradan bak gene o dar zamanda gene ekimiz salate diye başlıyor. Gene salat. Zor zamanda salat. Zor zamanda salat. Peygamber'e zor zamanlarda salat diye bir emir geliyor. Ne bu salat? Allah'ın huzuruna dur. Tamam, şekli şemali belli değil. Biz bunu sonradan namaz diye, beş vakit diye bilinen şekle soktuk. Cenab-ı Allah'ın huzurunda dur, ondan imdat eyle. Ona el aç yalvar, ona niyazda bulun, ona yönel, ona genel anlamda ibadet et. Nitekim bu fesalli li rabbike'yi ve'bud rabbeke diye de tefsir etmişler. Yanlış hatırlamıyorsam Maliki müfessir Ebu Bekir İbnül Arabi de bana göre bu ayetteki fesalli ifadesi genel anlamda Rabbine kulluk et, Rabbine tapın, Rabbine yönel anlamındadır. Genel anlamda Cenab-ı Allah'a kulluğundan şaşma. Ona yönel. Neyle yönelirsin? Sığınacağı şey duadır. Salat da bir bakıma dua değil mi? Duayla yönelir. Niyazla yönelir. Huzurunda durur. Ya Rab el tut bana der. Beni bu zorluktan çıkar der. Nitekim İsra suresinde o salat emri geldikten sonra Allah seni yakında makamı Mahmud'a ulaştıracaktır. Bizimkiler hemen şefaat makamı, ahiret makamı. Ama makamı Mahmud orada kontekste bakarsanız Medine, Mekke'den dışlanmış, kovulmuş bir bakıma, mecbur bırakılmış hicrete, salatla Allah'a sığın, yardım iste dendikten sonra müjdesi geliyor. Seni yakında Allah makamı Mahmud'a ulaştıracak. Makamı Mahmud, bu Mekke'de aşağılandığın, hakarete uğradığın, itilip kakıldığın bu yerin, bu mekanın aksine övüldüğün, baş tacı edileceğin, sevileceğin, sana kucak açılacak bir yere, Medine'ye ulaştıracaktır. O zaman Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ahricni muhrece sıdkın diye dua et diyor. Ya Rab beni hayırlısıyla, nereden çıkacaksam hayırlısıyla çıkart, nereye de gireceksem hayırlısıyla girdir. Bunu nasip eyle diyor. Aslında söylenen şey Mekke'den Medine'ye. Makam Mahmud Medine'dir aslında. Ama bu şimdi bu ayrı bir mesele. Ne geçti burada? Gene dar, gene zor bir zamandayız, gene salat. Evet, henüz salat erkanı, rükünleri oluşmuş, beş vakit netleşmiş bir namaz haline gelmemiş olabilir. Kurban bayramı namazı hiç değil. Ama oradaki salat tıpkı müşriklerin salatı olduğu gibi, yani onların da kendilerince güya bir ibadeti olduğu gibi sen de ibadet et. Kime ama? Li Rabbike, Rabbine ibadet. Zor zaman. Nasıl o ibadet? Sığın ona. Yalvar ona. Salatın anlamı neydi? Duaydı, niyazdı. Yardım iste ondan. Nitekim istainu bis sabri ve salah diyor değil mi? Allah'tan sabırla, dirençle ve duayla. Peki başka ne yap? Davadan vazgeçme. Yığılma, geri adım atma. Venhar yap. Ne yap? Peygamberin en büyük davası ne? Tevhid davası. Peygamberin kalesini nereden yıkmaya çalışıyorlar? Ha biraz ödün ver ya, biraz ver de bir ortak noktada buluşalım. Nitekim garanik meselesinde tam da böyle bir hal oluyor işte. Ah! Tilkel garani gulula. Bak, Muhammed bizim şeylerimize güzel şeyler söyledi, putlarımıza diye Muhammed'le bir ortak noktada uzlaşı sağladık. Arkadaşlar, tamam, o biraz ödün verdi. Biz de biraz beri geldik. Anlaştık. Tam da nitekim Kalem suresinin başında da var. İsterler ki biraz sen onlara yumuşayasın, biraz da onlar sana.
Yani bir yumuşama, normalleşme dönemi var ya, öyle bir normalleşme, yumuşama dönemi yapalım diyor. Kur'an buna asla cevaz vermiyor. Asla şirke ödün vermiyor, tevhidden asla vazgeçmiyor. Hazreti Ali'den gelen görüş şudur. Venhar, nahır, göğüs. Allah'ı yücelt, tekbir al. Allahu Ekber diye bu söylemini duyur. Vazgeçme davadan. Ve al ellerini göğüs hizasına kaldır. İnadına yapar gibi. Venhar, göğüs hizası. Bu Hazreti Ali yorumu. İbn Abbas da bu yorumun arkasında. Erken dönem tefsirler önemli. Bir başka yorum. Cenab-ı Allah'a karşı ibadettesin değil mi? Duadasın, niyazdasın. Ferra'nın tercihi. Kıble cihetine dön yönünü. Adresini belli et. Kime tapındığını göster. Kıble ciheti, kıble o zaman farz o ama Kabe var. Biz biliyoruz. Beyt-i Makdis'ten tekrar Kabe'ye dönünce bu kıble tahvilinden önce neresiydi daha önce? Kabe diye herkes biliyordu zaten. Kabe'ye dön. Ben ama tekbir anlamını daha çok önceliyorum. Çünkü dava şirk davası ve ona meydan okuma, Allah'a ibadetten şaşma, davandan asla ödün verme, cayma ve onlara inat, o meydan oku, Allahu Ekber de. En büyük Allah, şeriki yok de, kaldır ellerini, göğüs hizası. Hazreti Ali yorumu, venhar. Ben bu manayı tercih ediyorum. Göğüs hizası. Kıbleye dön anlamını da şundan ferra veriyor. Mesela menazilüna tetenaharu diye Arapçada bir tabir vardır. Evlerimiz böyle karşı karşıya, pencere pencereye bakıyor, balkon balkona bakıyor. Hani karşılıklı sokakta evler olur da birbirine bakar ya. Menazilüna tetenaharu denen şey budur. Bu filolog müfessirlerin, bunlar erken dönem müfessirlerin tercihleri bu. Fakat gelenek bu kurban meselesi daha çok Hazreti Peygamber sünneti sahabe tatbikatı üzerinden oluştuktan sonra Kur'an'dan buna bir dayanak olarak gitmişler. Venhar'ın Arap dilindeki özellikle develer için şu göğüsle boyun hizasının bitip göğsün başladığı yerden kesmeye denir. Bu inek gibi, sığır gibi hayvanları kesmek tezkiye zebihtir. Bizim bildiğimiz şekilde kesilir. Deve ise nahır diye ifade edilir. Efendime söyleyeyim, bir bakıma göğsü yanarak kesmek. Bu tefsir kaynaklarında var ama bakın 3. 4. 5. sırada yer alır. Ama bağlam, konteks buna oturması imkanı, ihtimali yok. Müthiş, korkunç bir anakronizm sorunu çıkıyor ortaya. Değerli dostlar, buna şayet kalkıp Rabbin için namaz kıl diyorsan, arkasından gelen venharı da kurban kes diyorsan, o namaz o zaman bayram namazı oluyor. Nitekim öyle de söylüyorlar. İnsana sormazlar mı ya? Hicretin 15. sure İzzet Dervezi'ye göre, nüzul sırasına göre. Ya hicretten daha belki 12 sene önce, belki 11 sene önce, 10 sene önce, daha hicrete 10 sene var. Peygamberin en iyi ihtimalle kurban kestiği vakası hicretten 2 yıl sonra, o da kesin değil. Çok daha sonra olduğu, umreyi kazada olduğu da söyleniyor. Şimdi Hazreti Peygamberin daha çevresinde 3-5 kişi bile yokken ne zaman bayram, ne zaman seyran oldu da, ne zaman kurban emri geldi de, peygambere gel de, kurbanı kes de, sonra da bayram namazı kıl da veya bayram namazı kıl da, peşinden de kurban kes diye bir emir tevcih etmek, bu sureye böyle bir anlam vermek ile Hazreti Peygamber, haşa, Avrupa şampiyonu Türkiye Gürcistan maçını seyrederken şöyle buyurdu demek kadar anakronistik, saçma sapan bir yorum bu. O yüzden onu itibara almanın hiçbir imkan ve ihtimali yok. Orada dik dur,
Göğüsger, o göğüs kelimesi geçiyor diye oradan bir Türkçe göğüsger diye bir deyim uydurmanın da bir alemi yok yani. Göğüs germek o salatın içinde mündemiş. Ama orada verilen emrin bir bakıma dik dur, eğilme anlamı var. Nedir o? İlla göğüs, şimdi şöyle bir huy var. Göğüs geçti ya, o zaman ona bir göğüsle ilgili bir anlam verelim. Ya öyle verme ya. Tekbir getir, Allahu Ekber de, ellerini kaldır göğüs hizasına, öyle ver anlamı. O göğüs germek zaten, o dik durmak zaten o anlam. Ama illa nahır göğüs ya, mealde de bir göğüslü bir şey yazmamız lazım diye böyle çocuksu bir zihinle meal yapanlar var ya. Bizim ilahiyat camiasında belki teknik, mesela teknik çizim yapsa, mühendislik işi yapsa çok becerikli olacak insanların bu sosyal zeka veya hermeneutik zeka, yorum zekası açısından bakıldığında pek çoğunun, kusura bakmayın, çok özürlü olduğu kanaatindeyim. Yani çok çocuksular, yani çok naifler. Bazen çok üzülüyorum. Yani. Göğüs ger falan filan. İlla nahır geçti ya göğüs. Ya kardeşim, Allah'a ibadette bulun. Duayla bulun. Niyazda bulun. Zor zamandasın. Ancak öyle dik durabilirsin. Venhar. Davadan da geri durma. Eğilme, düşme, dik dur. Dik duruşunda sembolü Allahu Ekber tevhid ilkesidir. Peygamber bundan asla bir gün ödün vermedi. İnadına Allahu Ekber de. O sana soyut kesik diyenlere sen o Allahu Ekber nidasını söyle. Gerekirse dön Kabe'ye. Evet bu. Bu bir meydan okuma tavrı. Çünkü sana verilen bu kadar nimet Kevser var. Sen de bu nimetin karşılığında bu davadan yılma, dik dur, eğilme. Tabir caizse Allah seninle diyor. Ve onun neticesinde de 1500 senedir Hazreti Peygamber işte sayısız hayır, nimet, güzellik, iyilik kendisine nasip edilmiş bir şekilde şanı, hatırası devam ediyor. Ona epter diyenler nesyen mensiye olmuş ya. Unutulup gitmiş, silindi gittiler. Ancak tefsir derslerinde biz söylüyoruz. Ağas bin Mail diye birisi varmış da şöyle diyormuş da falan diye bir tefsirciler konuşuyor. Değerli dostlar, bir tür tefsir tadında böyle bir sohbet yaptık. Nemden boğuluyoruz. Havalar çok sıcak bu aralar. Bu sohbeti müsaadenizle burada sonlandırmak istiyorum. Hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlık, afiyette olun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.